Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî enzele ileynel Kur'âne ve yessere ve kâl: "Ve lekad yessernel Kur'âne liz-zikri fehel min muddekir?" Vessalâtu vesselâmü alâ nebiyyinâ Muhammed, ellezî kâl: "İkra'ul Kur'ân fe innehu ye'tî yevmel kıyâmeti şefî'an li ashâbih." Kur'an-ı Kerim'ini bizge nazil kılgen, onu örgenişini, ondan isletme alışını asan kılgen ve der hakikat biz zikirini, Kur'an'ını isletme alış için, örgeniş için asan kılıp koyduk. Hani onu örgenediyen, ondan isletme aladiyen var mı diye siz bilen biz bendelerini Kur'an-ı Kerim'ini örgenişke tergıp kılgen Allah Subhanahu ve Teala'ya hamdü sanalarımız bulsun. Nebiyimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gidurud ve salavatlarımız bulsun kim uzat Kur'an okuyunlar. Çünkü o kıyamet günü öz egesi, öz okuyucusu üçün şefaatçi buladı diye merhamet etip siz bilen biz ümmetlerine Kur'an okuşke targib kılıp emir etmişler. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz Kur'an muhlisleri. Biz yukarıdaki ayet hadisini her gel eteyin isteyimiz. Nege? Çünkü Kur'an-ı Kerim'ini Allah bizge asan kılıp koygenini ve asan kılıp koydum, örgenediyen var mı? Degenini biz her gel isteşke elbette demek muhtacımız. Şu bilen bir Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Kur'an'ını okuyunlar, o şefaatçi boladı degen geplerini hem, hadislerini hem daim isteşimiz gerek. Zaten kıyamet günü de şefaatke muhtaç bulmagan kaysi birimiz var. Elbette hemimiz muhtaçımız. Ana Kur'an-ı Kerim bu dünyada hem ve kıyamette hem bendege şefaatçi boladı. Her gel bu hadisini hem isleyimiz, şayet Allah bizge himmet verse ve şayet Allah üç bu faziletlerden bizni behremen etse. Muhterem azizler, ötken gel biz En-Nas surasını Kur'an-ı Kerim'in 114. rakamdaki tertip sanıdaki surasını örgengen edik. Bu surenin egizi var. O Felak surası deyip hem etken edik. Bugün ana öşe egiz Felak surasını örgenemiz. Felak surasının namı surenin birinci ayetinden alingen. Onda Tang Rabbiden panah soreymen deyip ayet diyen mana var. Felak bu tang demektir. Yarış etken tangını felak deyiledi. Şimdi bu nam surenin özünden alıngan ve hadislerde demek vahiy arkali bu surenin namı kayıt kılıngan. Surenin ikinci namı Muavvizeteyn. Onu biz bu namını ötken sefer islettik. Yani kul a'udhu bi rabbin nas ne isleyenimizde Muavvizeten degen yani ikide dua panah sureleri degen nam bu iki surege verilgen deyip ayetip öttük. O nam hem var. Şimdi üçüncü bir içtihadi nam hem var. Bu namını Suyuti ve İmam-ı Sahaviler keltirgen Muşakşakaten yani bunda hem iki kere sure müşterek. Felak ve Ennes surelerini Muşakşakaten deb ham nomlan gereken. Bu nima degani? Bu shaqilloq ovoz beradigan degan ma'noni ham anglatarkan va nifoqdan asraguvchi degan nomni ham ma'noni ham anglatarkan bu nom. Bu ikki surani o'qiganimizda mana qul a'udhu bi robbin nasda an bi robbin nas malikin nas deb haligi sin harfi ko'p ishlaydi. Falaq surasida esa bi robbil falaq min sharri ma xalaq. Mana shundoq demak tovushlarning takrori bor. Bu xuddi qushning sayrashini eslatar ekan. Yumshoqroq sayrashnimi, aytaylik jarangdorroq sayrashnimi, har qalay qushning sayrashiga o'xshab ketar ekan surani masalan uzoqdan eshitgan odamga mana shundoq his paydo bo'lishi mumkin ekan. Shuning uchun bu sura ikki surani Muşakşakaten deyip hem namlangan eken bunu hem bilip koysak yaman bulmaydı. Şimdi suranın faziletleri hakkında. Suranın faziletleri hakkında gelgen hadisler hem aslında En-Nas surası bilen iki sur, Falak surası ikisi
ikisige müşterek faziletler manasındaki hadisler kelgen. Yani bu hadislerin bir kısmını biz ötken Ennes suresini örgeniş devamında ötken derste örgenip öttük. Şimdi kalgenlerini Felak suresi münasebeti bilen örgenip ötemiz. Suranın faziletleri hakkında. Suranın faziletleri hakkında kelgen hadisler ötken sefer ham isteb ötkenimiz. Kul a'udhu bi rabbin nas. Ennes suresi ve Felak sureleri ikisi üçün müşterek faziletler zikir kılıngan. Lekin bir hadis var. Ukba ibn Amr radıyallahu anhu'dan rivayet kılıngan hadis. Bu hadiste fakat yine Felak suresi zikir kılınadı. Biz evvel mana şu hadisini örgenip keyin iki sureye dair hadislerini ham yine örgenişte devam etmemiz. Ukba ibn Amr radıyallahu anhu aytadılar. Men ey Allah'ın Resulü, menge Yusuf, Hud suralarını örgetseniz de dedim. Savalının görünüşünden haliye Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam Ukbe ibn Amr radıyallahu anhu'ya Felak ve Ennes suralarını örgetkenleri de keyin bulgen. Yani bu suralar kiçkine yani tüyülgen okşiye yani kıska suralar okşiye az gene gene sura, kiçkine gene sura bulup körüngeni üçün uzat okşiye Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam ey Allah'ın Resulü menge Yusuf Hud katta katta suralarını örgetseniz özünüzden örgensem mi de degen ekenler. Elbette Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam o suralarını hem sahabelerge talim bergenler. Lekin Ukbe ibn Amr'ın könlüde Felak ve Ennes suralarını küçük seneş halatını sezgenlerden uzat aleyhissalatu vesselam biraz tembih bergen ekenler. Ey Ukbe, sen kul a'udhu bi rabbil felakını okuy vergin. Onu kul a'udhu bi rabbil felakını okuyun. Bunu okuy vergin. Çünkü sen Allah azze ve celle'ye bundan göre süyüklük, bundan göre uzatke tez yetip baradigan suranı oku almaysan. Yani bu sure senin közünge küçük tüyülgeni bilen, az yine tüyülgeni bilen Allah'a nihayetle mahbubdur. Ve Allah subhanahu ve ta'ala'ya yetkezişke hem başka suralar hem faziletli, lakin bu surenin Allah'a yetip barışı, seni Allah'a yakınlaştırışı yine de yüksektir diyen ekenler. Ve sözlerde devam edip etken ekenler ki, eğer her namazda şu sureni kaldırmazsan okuş imkanın olsa şunu kıyın. Felak suresini eğer her namazda okuşka imkanın olsa şunu kılgın diyen ekenler. Navbetteki örgün edilen hadisimiz yine iki sure yani Felak ve Nas ve hem de Kul Huvallah surelerinin müşterek faziletleri bu arasında keçedi. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet kılınadı. Nebimiz aleyhissalatu vesselam her gel uykuge barışlardan aldın töşekke yan başlayıkkenleri de Kul Huvallahu ahad Kul a'udhu bi rabbil felak ve kul a'udhu bi rabbil nas surelerini okup keftlerge dem urar ediler. Keyin başlarge keftlerini sinip başlardan tartıp yüzleri ve bütün kolları yetken ki tenelerge o şey dem salıngen keftini keftlerini yürgüzer ediler. Bana şu işini üç bara kılar ediler. Demek Resulullah aleyhissalatu vesselam her günü yatış aldıdan bana şu üç sureni okur ve onlar bilen özlerine dem salar ekerler. Yani şu bu surelerin fazileti büyüklüğünden bu. Demek bu iş bizge hem sünnet buladı ve tecrübelerden malum ki uykusunda korkup getirdiğin adamlar yani çünkü okşaş bezotaliklerden hafızadagen adamlar bana şu üç sureni üç meratabı okup dem urup özlerine dem salıp sünnette kirgen amelini kılsalar inşallah uykuları hem istirahatları hem nihayette yaxşı keçedi. Aldığın hadis, hazır öğrenen hadisimizde İmam Abu Davud rivayet kılgen bu sıra. İmam Abu Davud, İmam Nesai'ler. Şimdi yani nevbetteki hadisini İmam Bukhari rivayet kılgenler. Ayşe radıyallahu anha ayet ettiler. Resulümüz aleyhissalatu vesselam vefatlardan aldığın gibi bimarlıkları da özlerine muavvizatını okup dem uğrar ediler. Muavvizat degen de
Şu kul huvallah felak ve enne suraları çünledi birinci orunda. Şu bilen birge Panah surası manasındaki başka duaları hem kire uğradı. Lekin bu yerde asasen bana şu üç sura nezarda tutulgen. Çünkü aldığın hadiste bunun bayanı geldi. Yani bana şu muavvizat, kul huvallahu ahad, kul a'udhu bi rabbil felak ve kul a'udhu bi rabbil nas suralarını okup, keflerine dam olup, vücutlarına, tenelerine kollarını yürgüzer ediler. Halları ağırlaşıp kalgende, ahirge demek küllerde, Uzat aleyhissalatu vesselam, min, bana şu suralarını okup, dam sala başladım. Ve özüm okup, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın kollarının berekatı başka deyip, kollarına dam olup, özlerini kolları bilen özlerini, tenelerine, demek mesh kıldım, tenelerine kollarını yürgüzdüm, dediler. Ayşe radıyallahu anha. Ravilerden Ma'mer Zuhri'den sorabdi. İmam bu İbn Şihab az-Zuhri büyük muhaddislerden Zuhri İmam Zuhri'den sorabdi ki Ma'mer kanday sufrar ekenler deyip tafsilatını sorabdi. Şunda o kişi yani İbn Şihab az-Zuhri körsatib beribdi. Qollariga deyip nefes olup okuyandan keyin yüzlerine sürtet ekenler bana bunu akılım deyip kürsatib bergen. Muhaddislerde bana şu indak rivayetler cüde hem köp. Yani Resulullah Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın malum bir fiillerini ağzaki rivayet kılıçtan tasqarı amel bilen hem nakıl kılıngan. Cüde köp bunu yokşaş hadisler. Ve bana şu bana şunda hadislerinin silsileleri var. Yani aynen bana şunda hadisler toplamları var. Yerkeye kolunu koyup aytilgan hadisler, musafaha kolunu üşlep durup aytilgan hadisler, o hakeza. O şey sahabelerden tartıp bugün geçe huddu bana şu körünüşte nakıl kılıp gelinledi. Bu yerde hem Ravi İbn-i Şihab az-Zuhri büyük tabiyelerden bu kişi hani o şey demsalış kan dağı bulganını amelde kürsetip bergenekenler ve bu demek İmam-ı Bukhari'nin kitaplarında beyan kılıngan ve bana şundak tarzda İslam ümmeti bu amelini, ameli suretini ham örgenip kelmekte. Ukbe İbn-i Amr radıyallahu anhu aytedi. Resulullah aleyhissalatu vesselam menge her namazdan keyin felak ve ennas suralarını okuşunu büyürdüler. Yani muavvizeteynini. Felak ve ennas suralarını okuşunu büyürdüler. Diyledi. Yine bir başka hadiste Resulullah Ekrem aleyhissalatu vesselam her namazdan keyin Kul huvallahu ahad felak ve ennas surasını okur ediler. Bamdat ve Şam'dan keyin bularını üç metreden okur ediler diyen rivayet hemkiledi. Bularının hemme hemmesi bu surelerinin fazileti büyüklüğüye delalet kıladı. Ve biz hem bunu adetlensek nihayette güzel, yakşı iş buladı. Şimdi surenin örgenişke kirişemiz. Felak surası Mekke'de nazil bulgen. Mushaf'daki tertibi 113. sure. Nazil buluş tertibine göre 20. sure hesaplanadı. Surenin ayetlerinin adedi 5'te, yani 5 ayetten ibaret. Adette gidek taavuz bulan başlayımız. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم Şu joyda bir gap esimga kelib qoldi. Bu ham bir qarash hisoblanadi. Va shu bilan birga bir nima desak bo'ladi? Ma'lumot bo'lib qoladi. Mana qarang, bis degandan keyin sindan keyin sin uzun yozilgan. Keyin sinning dumi, ya'ni mimga ulanish köprik kısmı uzun yazılıp keyin mim yazılgan. Nega bunday bo'lgan desa, ayrim qarashlarga ko'ra buning sababi deyiladi. Aslida mana bu söz ba'dan keyin alif bilan yozilishi kerak. Bi ismi bo'lishi kerak. Bi ismi. Ha? Bog'lovchi hamza bo'ladi, alif o'qilmaydi vaslda. Ulab o'qiganimizda. Lekin yozuvda ba'dan keyin aslida ism so'zining alifi bo'lishi kerak edi.
Lekin bu söz Bismillahirrahmanirrahim köp yazılganidan har gal alif yozish demak mashaqqat tug'dirish e'tiboridan uni yozmaslik qabul qilingan imloda. Lekin o'sha alifga ishora sifatida sinning dum qismini ya'ni sinning davomini cho'zib qo'yish odati joriy qilingan deyiladi. Mana shuning uchun ko'pincha bismillahni yozuvlarini ko'rsak, endi buni qilmasa ham söz hata bo'lmaydi mana shu cho'ziqligini yozmasa ham. Lekin o'sha alifni eslatish uchun mana shu sinni cho'zib qo'yish bor degan qarashlar ham mavjud. Surani Sura-i Karimani o'rganishga kirishamiz. Qul Qul a'udhu Qul a'udhu bi Rabbil falaq. Bu oyatda ko'pchilikda sodir bo'ladigan xatolar aynan qul a'udhu bi Rabbin nasda bo'lganini singari qul avuzu deb aytish. Avu a'u a'u yoki a'u a'u desa mana u hamza ham ayn bo'lib qoladi. Yoki a'u desa ayn yo'q bo'lib qoladi. Bunisi hamza, bunisi ayn. Qul. Endi qulda ham ba'zilar qul qul deb qo'yadi. U qolib ketadi. Qul. Qul deb uni to'liq aytishimiz kerak. Va demak hamzani ham o'zini tiniq ayinni o'z joyidan talaffuz etishimiz kerak. A a'u 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 mana bu zal til bosiladigan zal. Demak bunda til bosib aytamiz. Qul a'uzu a'uzu bi robbil deb mana bu zalni cho'zsa ham xato. A'uzu qisqa. Qul a'uzu bi robbil falaq. Qul a'uzu qisqa. Demak bi robbil kechagi gap ya'ni bani p qilmaslik kerak. Bi robbil. Bi robbil. Bi robbil. Rasmona tiniq b. Bi robbil falaq. Qof harfida demak vaqf qilganimizda biz qofni sukunga sukunlik qilib vaqf qilamiz. Demak o'z-o'zidan bu joyda qalqala qilish kerak bo'ladi. Qalqalani o'rganganmiz, ya'ni tovushni tebratib talaffuz qilish kerak. Agar tebratmasangiz qof chiqmaydi. Bi robbil falaq. Yo'q. Bi robbil falaq. Endi eshitildi. Endi mana shu bi robbil falaq deganda mana u lamni yo'g'ini aytish holat bor. Bi robbil falaq. Falaq, ha? Mana bu qofni yo'g'ini aytaman deb lam yoki fa ham yo'g'on bo'lib ketishi mumkin bu. Xato. Fa la qa. Bi robbil falaq deb aytamiz. Mana bu joyda demak bog'lovchi hamza tushib qolyapti, lekin lam o'qiladi bu joyda chunki unda sukun turibdi. Agar qo'shsak bi robbil falaqi min sharri bo'lardi. Biz to'xtaymiz odatga ko'ra. Demak bi robbil falaq to'xtadik, endi keyingi oyatga o'tamiz. Keyingi oyatda o'tgan safarga An-Nas surasidagi ixfo ayni xuddi o'zi bor. Ya'ni shinga ixfo qilinadi nun. Min sharri. Ko'p odam mana bu shinni yo'g'on aytishi ham bor. Min sharri. U xato. Sha. Min sha. Min sharri. Ro ham ingichka bu joyda. Sharri emas. Min sharri. Lekin sharrini iysini cho'zib bo'lmaydi. Sharri ma xalaq. Sharri ma xalaq bo'lsa bu yerda ya paydo bo'lib qoladi, u xato. Min sharri ma. Sharri ma. Ini to'liq aytamiz lekin cho'zmaymiz. Min sharri ma xalaq. Mana bu xalaq so'zida xo yo'g'on, qof yo'g'on. Nima bo'ladi? Lamni yo'g'onlatishga tilmoyil bo'lib qoladi. Xalaq. Xalaq. Bu xato. Xalaq. Xalaq. Qof qalqala bilan talaffuz etiladi. Talaffuz etilganda qarang mana shu qofni sokin qilganimizda aynisida mana shu xalaqo so'zida qarang
Eğer az yine bir etbar olsa, fetha etilip kalışı hem mümkün. Mesela, halaqa, karın, halaqa, huddu, vakf kime gendik. Bu hem hata. Halaqa, 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 olsa açık kalıdı. Halaqa, fethana etip koymasın gerek. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ Huddoşu min şerrideki yapılar. Şin ingiçke, ra ingiçke ve ra şerri. Şerri. Bunu köpeyip gitmesi gerek. Şerri. Şerri. Bana şunu da. غَاسِقٍ Köp adam غَاسِقٍ deydi. Sıkın. Ona bu kesre çüşüp kaladı. Gâsıkîn. Yok, kesre aytiriş gerek. Gâsî. Gâsîkîn. Lekin çözülmeydi. Gâsîkîn. Çözüş hem hata. Gâsîkîn. Gâsîkîn. İzâ ve qâbe. Ne bana eslediniz bana şu tenvinde? Biz ötken baskıçta 10. Künge dersimizde tanvin agar üstme üst bo'lsa, u uning nisni, nuni aniq aytiladi deb o'rganganmiz. Aynan mana shu qoida ishlayapti bu joyda. Gosiqin ni aniq aytiladi. Iza waqab. Mana bu waqabda waqab vavni vavni ingichka aytish esdan chiqmasin. Iza waqab bo'lsa vav yo'g'on bo'lib qoladi. Waqab. Lekin qof yo'g'onligi bo'lish kerak. وَقَابَ Bunda ham haligi gap. وَقَابَ bo'lib fatha paydo bo'lib qolmasligi kerak. وَقَابَ Ba'ni ingichka aytamiz shu bilan birga. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ وَمِن Xuddi o'sha gap. Va va'ni fathalasini ham to'liq aytish esdan chiqmasligi kerak. وَمِن emas. وَمِن وَمِنْ 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 İki labdan. وَ وَمِنْ شَرِّ Köp adam mana bu نَفَّثَاتِ de نَفَّثَاتِ deydi. Mana bu alıp çüşüp kaladı. شَرِّ نَفَّثَاتِ Tiryaki tiri basmaya koyu kaladı. نَفَّثَاتِ نَفَّثَاتِ bosa o tamam başka söz bu kaladı. O agar namazı şuna koksa namazı ham agar binip durkulsa namaz bozulup getirdi. Çünkü mana buzulup Kur'an'daki söz yukalıp kaladı. Şunun için biz bu itibar verişimiz gerek. Aynen fâde til başımız gerek. İkel alifini çözüşümüz gerek. Ve bana bu nünde gunna kılıp ötemiz. Yine esletip ötemen bana bağlağıcı hamza aliflem artikli lem bilgisiz demek bu cahide o okulmaydı. Bağlağıcı hamza lem okulmaydı. Ra'dan gen bir vasıta nünnü okuyemiz. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ أنا وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ نَفَّادَ مانا شو ف شاقوم بلان آية ليش كريك نَفَّاثَاتِ بولكو ماسن كريك ف ب جعل الماسن كريك وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ Ana şunda. Endi naffasati fil uqad deydi. Juda ko'p odam hali boshlang'ich o'qiyotganda mana bu tini cho'zib qo'yadi. Chunki fini aytishga til kelmaydi-da, o'sha itini cho'zib qo'yadi. Bu ham xato. Ti qisqa. Wa min sharri naffasati fil uqad. Fil uqad. Mana hali Maşıkta aynen bana şu sözünü ham örgenimi ötkenmiz. Eğer biz bana bu cahide vakıf kılsak demek ve min şerrin neffâthâti fî çözüp toktayımız. Şimdi koştuk fil uqadı. Ana bu söz ahirde gelgen med harfi çıkaladı. Vasılda. Fil uqadı. Fil uqadı. Köp adam uqad deydi. Mana bu qofni yo'g'on ayta olmay qoladi. Bu xato. Fil uqad. Fil uqad. Mana shu qofni osini otib aytish kerak.
Mana şu vakabı uqa fil uqadı sözleri de b b del tavuşları pleşip tleşip kalması gerek. Fil uqad tege ketip kalış mümkün. Aynen del qalqala bilan aytiladi bu joyda ham. Fil uqadı fil uqadı mana şundaq. Ve min şerri mana şu ve min de iğne mana bu iğne ham demek to'liq talaffuz qilishga e'tibor berib qo'yishimiz kerak. Va min emas. Va min min lekin cho'zib emas. Masalan, va min sharri deb qo'yishadi. Bu xato. O'tgan safar ham aytib o'tdik. Bu cho'zilib qoladi. Mi cho'zilgan bu. Min min lekin min emas. Min min i chiqsin. Va min sharri. Bu joyda ham sharri hasidin deb cho'zib qo'yish holatlari ko'p uchraydi. Demek bu çözülmeydi. Şerri hasidin. Ve min şerri hasidin. Hasidin de hem huddu gâsikinge uhşaş halat köp üçreydi. Yani sinnin kesresini çelayç. Hasidin. Hasidin. Sidin. Buluş gerek. Hasidin bu ise iç kaldı. Hasidin. Hasidin. Bu hasidindeki hani aynen o şey boğuz ortasından telaffuz etişimiz gerek. Hasidin dese onun mana bozulup kalır. Ha. Ya ki ha. Hasidin dese hem olmayıdı. Ha. Hasidin. İzâ hasad. Bu da, bu cayda hem huddu o şey ha. Demek hani aynen boğuz ortasından telaffuz etişimiz. İzâ. İzâ hasad. Mana demek Falaq surasının okuluşu mana şundoq bo'ladi ve biz juda ham haligi nozik xatolarga to'xtalmaymiz çünkü bizga hozir mana shu kifoya qiladi. Mana shuni yaxshi o'zlashtirsak o'zi inshaalloh tajvidimiz nihoyatda joyiga kelib qoladi. Endi Surah-i Karimani takrorlaymiz. Mana shu takrorni sal men 3 martalab 2 martalab o'qib beryapman atay. E'tibor berilsa mana shuning o'zida ham ancha-muncha odam yodlab olishi mumkin. Va berilgan tanaffusda takrorlab olish kerak. Men bir oyatni o'qib, bir oz tin olaman, ana o'sha vaqtda takrorlab olishimiz kerak. Birinchisida hozir, demak, yana men ko'rsatib o'qib beraman. Bismillahirrohmanirrohim. قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق İza waqab ve min şerri gâsiqin iza waqab
وَمِنْ شَرِّ Mana bu minde eğer toxtasak biz aldın ham şu 10. dersde ötkengi faslın 10. dersinde aytib ötkenmiz. Eğer bu joyda yani yazırsa da okulmaydigan harflarni öğrengenimizde ham aytkenmiz. Vakf kılınsa وَمِنْ nun aytiladi. Endi shinga ulasak biz unda biz ihfo qilamiz. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ Eğer keyingi sözüye koysak, mesela mana şu hareketler hamas okuladı. وَقَبَ وَقَبَ وَمِنْ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ Koşulgende mana bu hareketler okuladı. Lekin vakfdı demek biz onu sakin kılıp okuyumuz. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ Endi suranın manaları bilen tanışamız da keyin inşallah suranın yakuni tilavatını kılamız. Rahman ve Rahim Allah namı ile. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقُ Ayet. Tan Rabbisinden panah sorayman. Kul ayet digene. A'udhu bi Rabbil felaku. Tan Rabbisinden panah sorayman. Nimelerden? Min şerri ma halaku. O yaratken narsalar yamal giden. Yani yaratken narsalarının yamal giden onun özüden panah sorayman. Bu en katta panah. Panah soraş. Ve min şerri gâsikin izâ vakab. Kirip kelgen karanlığı keçenin yamal giden panah sorayman. Demek tünde cinlerinin köp tarqaşı ve bazı bir zararlar buluşu. Tünde mesela yaruluk yetişmeyen payette yetedigen zararlar var. Hamma yamalliklerden tün kirgenden kengi belki yamalliklerden panah soruyemen. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ Yine tügüllerge dam soru uçularının yamalligiden panah soruyemen. Sihirgerler, falbunlarının işi tügüllerge dam soradı. Hazır ham var. Ana öşelerden Allah'ın panahına kaçaman. Ve min şerri hasidin izâ hased. Ve hasad kılgen hasadçinin yamalligiden Allah'ın panahına kaçaman. O zatın panahını sorayman. Demek hasadçinin hasadından ham hasadinin yamalligiden ham Allah'dan panah soraladı. Hasadda küstügiş ham buladı. Juda acayip ekanmi desa insonda ko'zi bor odamda ko'zdagichi ham bo'ladi. Shuning uchun bu suralarni Rasululloh akram alayhisolatu vasallam Uqba ibn Amirga aytganlarida tayinlaganlarida aytganlarki ey Uqba bu ikki suradek panoh so'raydigan duoni hech bir panoh so'raguvchi topa olmaydi boshqa joydan deganlari mana shu suralarning ma'nolariga ham dalolat qiladi. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق
وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ صدق الله العظيم. Muhterem azizler, bana bugün Falak surasını ham öğrenip aldık. Şimdi bu surasını ham yatlab alış asası bu dersimizin vazifesi hesaplanadı. Ve hatta yatlagan caylarımız bursa onlarını doğrulab yatlaş. Ham bana şu dersinin vazifelerinden seneledi. Her bir küngü örgengen suramızını örgengenimiz derecesiyle, örgengenimizdeki seviyyege op çıkışka hareket kılışımız gerek. Ana öyle seviyyege yetkezip organımızda demek biz şu bugünkü örgengenlerimizde demek becergen bulamız ve keyingi suranı örgenişke tayyar hesaplanamız. Bu baskışta biz alahide vazife etme yapımız. Lekin vazifelerini bilip alışımız gerek. Her bir surenin manalarını yatlab alışımız gerek. Faziletleri hakkındaki hadislerini yatlab alışımız gerek. Bilip alışımız gerek. Hiç yok manalarını bilip alışımız gerek. Metnini yatlamarsa yatlamasak hem. Ve elbette surenin okuluşunu doğru icra kılışımız gerek. Doğru ada etişimiz lazım. Mana şu her bir dersdeki vazife hisoblanadi. Her bir dersinin demek dersi ötülgen malumatlarını biz daima yodda tutuşga hareket kılışımız, tekrarlab barışımız gerek bo'ladi. Ve eğer mesela hadislerini eslalmasak, surelerinin nomlarını eslalmay qolsak, darhol videonu qayta ko'rib biz onu tekrarlab barışımız gerek. Ve inşallah video bilen birge mana bu siz ko'rayotgan ekranda ko'rayotgan matnlarni ham e'tiboringizga havola qilamiz. Bulardan ham faydalanıp okup barışınız mümkün. Allah subhanahu ve teala bugünkü örgengen ilmimizin özü menfaatli, sevabı, semereli eylesin. İnşallah kelgusi ertegelik dersimizde biz İhlas surasını örgenemiz ve İhlas surasını köpçülükimiz yaş görüp okuyumuz hem inşallah yani köpçülükimiz bunu, bu suranı bilemiz hem inşallah ana onda İhlas surasına dair malumatlar, hadis-i şerifler bilen birge bu mübarek surenin tilavatını ham bugünkü surelerini örgengenimizdik, örgenip alamız. Parvardigar alam özü yaşlıkta üçletsin ve bu derslerimizin Allah özü berdevam eylesin. İtibarlarınız için teşekkür. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.